Çini ve seramik onun elinde farklı bir boyut kazanıyor. Farklı sanat dallarıyla sıra dışı çalışmalar ortaya çıkıyor. Kütahya'da el sanatları ustası ve ressam Ömer Numan Özyaman yaptığı sıra dışı çalışmalarla farklı sanat dallarını birleştirerek çini ve seramiğe boyut kazandırdı. Nala Hüseyin Paşa mahallesindeki atölyesinde çalışmalarını sürdüren 32 yaşındaki Özyaman, daha önce tuval yerine tabak, vazo, pano gibi çini ve seramikleri çizdiği resimlerle sanata farklı bakış açısı getirdi. Özyaman yaptığı yeni çalışmalarında resim şekillendirme, rölyef sanatlarını çini ve seramikle buluşturuyor. Yaptığım işte farklı sanat dallarını birleştirerek ortaya bir eser koyuyoruz. Bu sanat dalları resim, şekillendirme, rölyef, çini ve seramik ve resim sanatını harmanlayarak bu şekilde ürünler yapmak. Bunlar hakkında gerekli, yeterli bilgiye sahip olunduktan sonra bu şekilde eserleri ortaya koyabiliyoruz. Eserlerin yapım aşamasından bahseden Özyaman, Uzak Doğu sanatçılarından esinlendiğini söyledi. Kısa olarak ya şu yapım aşamasından bahsedersek, bunun önce altyapısı hazırlanıyor. Altyapı dediğim mesela alttaki tabak. Tabağı elde çarkta çekildikten sonra kurumaya bırakılıyor. Ondan sonra üzerine yapacağımız motif, heykeli mesela yapıyoruz. Şekillendirip tabağın üstüne yapıştırıyoruz. Ondan sonra bunu 1040 derecede fırınlıyoruz. 1040 derecede bu düz olarak fırınlandıktan sonra üzerine dekor yapılıyor. Burada görünen dekor. Normalde geleneksel çini ve seramikte çok ileri bir seviyedeyiz. Ama 3 boyut veya rölyef tarzında çok büyük sanatçılarımız seramik üzerinde yok. O şekilde Uzak Doğu'daki büyük seramik sanatçılarını gördüğümde dedim bizden niye olmasın? Özyaman, COVID-19 salgını sürecinin ardından ilk kişisel sergisini açmayı planlıyor.